Bir ev alacaksınız ve birden fazla seçenek var elinizde. Bunları birbirleriyle karşılaştırırken konuma göre nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Detayları bu videoda. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. A'dan Z'ye konut alma serisinde seçenekleri konuma göre değerlendirme aşamasına geldik. Artık elimizde birçok konut var. Bunları birbirleriyle karşılaştıracağız ama konuma göre karşılaştırırken nasıl seçmemiz gerekiyor. Burada önemli aşamalardan bir tanesi konutu ne için aldınız? Biliyorsunuz ilk aşamalarda şuna karar vermiştik. Yatırım için mi alıyoruz? Oturmak için mi alıyoruz? Kiraya vermek için mi alıyoruz? Ya da al yap sat amaçlı mı alıyoruz? Burada sizin hangi amaçla aldığınız konum açısından değerlendirme yaparken önemli olacak. Örneğin oturma amaçlı alıyorsanız işinize yakın olması, çocuğunuz varsa okuluna yakın olması, evinizde bakmakla yükümlü olduğunuz birisi varsa hastaneye ya da sağlık tesislerine yakın olması önemli olacak. Ayrıca doğası, manzarası ya da erişilebilirliğinde olan donatılar sizin için önemli hale gelecek. Eğer kiraya vermek amacıyla alıyorsanız bu defa kolay kiracı bulabiliyor olmanız ve aradığınız kiracı tipine uygun bir konumda olması gerekiyor. Bunun için ne yapmıştık? o bölgedeki demografiyi belirlemiştik, konut tiplerini belirlemiştik. Bu sizin kiracı profilinizi seçerken o konum içerisindeki konut tipleriyle kiracı profilinin uyumluluğunu gösterecektir. Ayrıca kiraya vermek amacıyla aldığınız konutlarda mutlaka ulaşım imkanlarının yeterli olması ve merkezlere erişebilirlik önemlidir. Değer artış amacıyla bir ev alıyorsanız bu defa gelecek beklentileri önemli olacaktır. Kamu ya da özel girişimler tarafından yapılan altyapı ve üst yapı yatırımları şu anki hali ve gelecekte yapılacak olan yatırımlar sizin konut değer artışı için konum tercihinizde önemli olacaktır. Hangi amaçla olursa olsun bir konut alırken konutun bir site içerisinde mi bulunduğu yoksa site dışında geleneksel mahalle içerisinde bulunup bulunmadığı önemli hale gelecektir. Çünkü sitelerde konum etkisi mahalle içerisinde bulunan konutlardaki kadar fazla değildir. Elbetteki konut önemlidir ama site yatırımlarında yapılmaya çalışılan genellikle bir yaşam vaadidir ve bu vaat o kapalı sınırlar içerisinde geçerli olacaktır. Bunun için site yatırımlarını karşılaştırırken elbette ki benzer konumlar içerisindeki yerlerle karşılaştırabilirsiniz. Ama asıl yapılması gereken benzer özelliklerde olan sitelerle karşılaştırmaktır. Tabii ki konum dolayısıyla konutların birim fiyatları değişecektir. Mahallelerde konumun etkisi çok daha fazladır. Çünkü mahalle içerisinde bulunan konutlarda konumdan kaynaklanan bütün etkiler konutun fiyatını ve konuttaki yaşam koşullarını da değiştirecektir. Bu sebeple mahalle içerisinde bulunan konut yatırımlarında konum çok daha önemli hale geliyor. Konum tercihinde elbette ki önemli faktörlerden biri de ulaşım tercihinizdir. Eğer toplu taşıma kullanacaksanız konum tercihinizde Hangi toplu taşıma kanallarını kullanacağınız ve bu toplu taşıma duraklarına erişim imkanları, mesafeler sizin için önemli hale gelecektir. Özel araç kullanacaksanız, bu defa özel araçla ana arterlere erişim kolaylığı, süresi, trafik yoğunluğu gibi kriterleri günün farklı saatlerinde test etmeniz ve buna göre tercih etmeniz gerekiyor. Konuma göre seçenekler arasında karşılaştırma yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan birisi de gayrimenkulün değerine etki edecek unsurlardır. Bunlardan bir tanesi tercih edilen bir konumda bulunması. Örneğin konutun erişimi çok kolay olmayabilir ama o bölgede yaşayacak insanlar tarafından tercih edilen bir bölge olması önemlidir. Bir diğer unsur erişim mesafesinde bulunan donatılardır. Örneğin sağlık tesisleri, bir alışveriş merkezi ya da bir spor kulübü olabilir. Bunlar konutun değer artışını etkileyecek unsurlardır. Gayrimenkulün değer artışını etkileyecek unsurlardan biri de proje halinde ya da yapılmakta olan projelerdir. Yine bunlar da konumdan dolayı gayrimenkulün değerini etkileyen unsurlar arasında geçer. Seçenekleri yan yana koyduğunuzda konum özelliklerine göre aynı türde olan konutları değerlendirirken yine birim fiyatlarına bakarak konutları birbirleriyle karşılaştırmanız ve piyasadaki emsallere göre değerlendirmeniz gerekir. Bu aşamada bir değerleme raporu hazırlatarak emsaldeki birim fiyatlar hakkında fikir sahibi olabilir ve almayı planladığınız konutun birim fiyatının bölgeyle uyumlu olup olmadığını test edebilirsiniz. Seçenekleri değerlendirirken bir unsur daha. Emlak vergisi. Konuma bağlı olarak emlak vergisi değişebilmektedir. Her belediye emlak vergisi konusunda çalışmalar yapmakta ve birim fiyatları belirlemektedir. Bu fiyatlara göre de sizlerin ödeyeceği emlak vergisi şekillenmektedir. Büyük şehirler içerisinde meskenlerde binde 2, büyük şehirler dışındaysa binde 1 oranında emlak vergisi ödüyorsunuz. Her ilçede sokak sokak birim fiyatları değişmektedir. Konut alırken eğer sizin için önemli ise emlak vergisine de dikkat ederek konutlar arasında bir tercih yapabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.